Söyle Elif. Kelime birisi diyebilirim. Ferhat ben de telefonda konuştuğumda ne söyledi biliyor musun? Ben senin de yuvanı yıkarım, kızını da yuvasını yıkacağım. O kızı da size uzaklaştıracağım dedim. Ferhat çık şu telefona. Sanırsan çık. Allah korkusu varsa çık da doğruları konuş. Ailemin sen bu kızı doldurdun buraya nasıl doğru gönderdin? Olduğunu düşünmüyorum. Nasıl doğru olduğunu düşünmüyorsun derken. Ya yani Ferhat'ın özelinde. Ha, bak Ferhat diyeceğim aranızda. Ferhat'ı niye bu kadar savunuyorsun? Bana anlatır mısın? Neden anneye bu kadar kötülük yapıyorsun? Gelmedim. Ama farkındasın savunuyorsun. Ben buraya doğru olanları anlatmaya Hayır, geldim. Hayır doğru değil. Madem her iki tarafta doğruları konuşacak. Bir de Elif Hanım, Yağmur'u dinleyelim. Söyle evet. Madem her iki tarafta doğruları anlatmak için burada. Ben de doğruları anlatıyorum. Ben kimseyi savunmak için değil. Ben bu konunun bitmesi için buraya geldim. Anladım ama bak. Ferhat telefonda bize söyledi. Annenle Ferhat arasında bir yakınlaşma olduğunu iddia ediyorsun. Eğer bu gerçek değilse annene iftira atıyorsun. Evet. İftira atmıyorum. Gerçek evet. olduğunu düşünüyorsun. Evet. Gerçek. Evet. Bundan rahatsız olmuşsun. Evet. Annenle, yani sonuçta annenle samimi olan, yakınlaşmış olan birinin yanında. Senin ne işin var? Aynı. Osman yani, sen niye gittin? Şu şekilde. Tamam haklısınız doğrudur ama... sen bunu onaylamadın sonuçta. Onaylamadım evet. ve zaten... Annen o sırada Ferhat evli. Abin de, annem evli evet, evet. annem evli. Ferhat abi zaten bu konuyu bana bildirdi. Ne dedi sana? Annemle ilişki şekilde, mi yaşıyoruz dedi. Hayır ilişki yaşıyoruz değil. Heh. Annemle olan konuşmalarının bir kısmını bana anlatmaya çalıştı. Ben de zaten hani kendisine söyledim abi böyle böyle. Hani... Sen böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Annemle de gerekeni konuşabileceğimi düşünüyorum dedim. Ve zaten hani Ferhat abi arasında mesafe koymaya çalıştı. Hı hı. Bu videodaki samimiyet nereden geliyor diye soracak olursanız da onu da anneme soracaksınız. Anladım da. Söyle Elif'ciğim söyle. Bu ne söyledin? Nasıl doldurmaya gelirsen gel. Nasıl kafanı yıkarsan yıkasana. Sen de asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Diğer asla vazgeçmeyeceğim. Seni Ferhat'a vermeyeceğim. Asla. Seni doldurma gönderdim. Asla sen de vazgeçmem. Asla. Ölürüm gene de vazgeçmeyelim sende. Ha Ferhat duyuyorsan bağlan. Bağlan şu ağzımı bozma da bağlan. Bağlan şuraya. Ailem bağlasın, annem bağlasın, baba. Bağlan bağlan. Seni onlar doldurdu buraya gönderdiler. Bir dakika Elif Hanım. Telefonda Elif bana Hanım, söyledi. Elif Hanım. Şimdi, telefonda bana bu söyledi olayın iki boyutu, bir dakika. Bu olayın iki boyutu var. Bu evet, olayın bir. Evet. Bir dakikanı kurban olayım ne olursun ya. Bu olayın iki boyutu var. Birincisi annenle Ferhat arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olmuşsun. Evet. Ama sonra anlamadığımız bir şekilde Ferhat'a gitmişsin şey yapmışsın. Ferhat'ın yanına gitmişsin ona sığınmışsın. Ona sığınmadım hiçbir şekilde. Ama onun hiçbir zaman gitmişsin. Sığınmadım. Son Mersin'e gelmeme ikna etmek istediği dönemde ben Mersin'e geldiğimde ya, benim arabasında... onun desteğiyle geldim. Niye? Niye sana destek veriyor? Annemgili yalvarmışlar. Gerçekten yalvarmışlar. Yağmur'u bul, ikna et, söz veriyoruz. Hiçbir şekilde karışmayacağız. Sadece Mersin'e gelsin ne yaptığını bilelim. Karışmayacağız. Buna da sen ikna et diye yalvarmışlar. Hadi bunu da yalanlasınlar. Şimdi... Kızımı diye ben onun her gün arıyordum yalan değil. Ben her gün arıyordum her gün telefonlarıma bakabilirsin. Kızımı gönder kızımı getir. Arkadaşlar gruba attığınız ihbarı bana atar mısınız? Ben ölene kadar Ferhat'la, o kızdan vazgeçmem. Bir dakika dedim. Elif Hanım Ferhat'la dedim. Yağmur'un bak Ferhat'la Yağmur eski bir dakika ne olursun Elif Hanımcığım. Siz eski sevgiliymişsiniz. İlk eşinden ayrıldığı dönemde de sevgili olmuşsunuz. Hayır. Niye yalanlıyorsun şimdi bunu? Doğru değil çünkü. Peki ben arkadaşlar bunu kime yani kime söylediğini açıklamak zorundayım durumundayım bu durumda. Söyleyebilirsiniz. Evet. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bunu muhabirimi Sevda'ya söylemişsin. Hayır öyle bir şey söylemedim. Var kayıtlarda var. Gerçekten söylemedim. Söylemişsin. Ne dedi Ferhat ya Sevda? Bir dakika. Bir dakika yazar mısınız arkadaşlar? Tamam peki. Bilmiyorum. Ya böyle Ferhat bir şey söylemedim. Ferhat ikinizin arasında bir yakınlaşma hiç olmadı mı? Hayır hiçbir şekilde Nasıl olmadı. Nasıl güveniyorsun peki bu çocuğa bu kadar? Yani sonuç olarak 3 yıldır tanıyorum kendisini. Biliyorum. Hı-hı. Nasıl bir insan olduğunu. Yani belki de bana gösterdiği kadardır ama ben bu söylenenlerin veya iddia edilenlerin hiçbir şeyin doğru olduğuna inanmıyorum. Yanına alıyor kızları hiç kimseye dokunmuyor. Hep kimini İzmir'de, kimini İstanbul'da, kimini Uşak'a götürüyor, dolandırıcılık yapıyor. Ha seni beynini yıkayıp buraya gönderiyor. Anneye Şimdi iftira Didem atıyor. Hanım, yazıklar olsun senin gibi kızlar kız. Yazıklar olsun. O evet. zaman bırak peşimi.
Bırakma şimdi o zaman. Özlem vazgeçme. Madem ben özlem yalan söylüyorum. Madem ben de. Bütün kesinlikle doğruları yalanlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. O zaman bıraksınlar peşimi. Hayır. Bir dakika Elif Hanım. Elif Hanım. Canım benim. Bir dakika. Şimdi bir o görüntü var. O görüntü olduğu gibi ekranlara getirip yayınlamak istiyorum. O görüntü, o evi çok merak ediyorum. Arkadaşlar Kader yayına bağlanacak mı? Bana direkt yazar mısınız? Onu bunu süre bütün gelişmeleri yazıyorsunuz. Kader yayına bağlanacak mı bağlanmayacak mı? Karar versin kardeşim. Çünkü eğer bağlanmayacaksa açıklayacağım o bilgiyi. Nedir bu ya Ferhat? Açıklayacak mı? Bağlanmayacak. Tamam. Kader şu anda Ferhat'ın yanındaymış. Ailesinin de bunu bilmesini istemiyormuş. Tamam mı? Niye ailesinin? Olabilir. Niye? Bak bir dakika. Kader Ferhat'ın yanında. Ferhat bu kadar iyilik meleği madem. Niye ailesinin Ferhat'ın yanında olduğunu bilinmesini istemiyor? Onu ben bilemem. Sen bilirsin. Şimdi Kader ve Ferhat abi benim sayemde tanıştılar. Benim sayemde bir ilişkileri vardı yani sevgili oldular. Evet. Sonrasında ayrıldılar ve arkadaş kalmaya karar verdiler. Peki. Sonrasını ben bilemem. Madem bu kadar iyi bir çocuk, iyi bir insan. Niye ailesine gidip bak bu kadar dünya iyilik meleği bu insan demiyor. Yani şu bunu video... Kader'e sorabilirsiniz. Ay ben sana soracağım. Sen Ferhat'ı bize övüktürüyorsun. Tamam. Görüntüler bir ekranlara gelsin. LED'e de ver Hakan. Ekranı, pardon Hakan demişim. Metin. Hem LED'e ver hem ekrana getir lütfen. Size ben beni yayından atıyorum tamam mı? Ya abi. Abim bak yapamazsın kurban oldum. Beni yayına almak zorundasın. Kapatma. İçini kapatıyorum telefonu. Peki şunu diyeceğim. Hani Ferhat hakkında bana değil yorulmuş ya. Bunları yayın ya. Ya bunları göster konuşsalar. Lütfen ya. Siz böyle yapıyorsunuz, suç işliyorsunuz. Size ben beni yayından atıyorum tamam mı? Yapma abi. Abim bak yapamazsın kurban oldum. Beni yayına almak zorundasın. Kapatma. İçini kapatıyorum telefonu. Peki şunu diyeceğim. Hani Ferhat hakkında ihbarat değil yorulmuş ya. Bunları yayın ya. Ya bunları göster konuşsalar. Lütfen ya. Siz böyle yapıyorsunuz, suç işliyorsunuz. Şimdi dönsün video, oradaki evi konuşacağız. Bu ev kimin evi Yağmur? Bilmiyorum. Hı? Daha önce hiç görmedim ve bilmiyorum. Bir dakika, bir saniye ne olursunuz ya. Bu gittin ev... mi, gördün mü? Ya da şahit oldun mu? Ben tuttum dedim mi sana? Tabii ki dedi ya yayında Kader. Ben kimin evi olduğunu ve nereye olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu oynasanıza ne yapmaya çalışıyorsunuz? Evi bir görebilir miyim ben? Oradaki videoyu, bu fotoğraf karesini alır bir evi konuşuyoruz. Bir evi gösterir misiniz? Şimdi bu ev günlük bir ev. Doğru mu? Bilemiyorum şimdi. Ev ama kimin evi veya neresi, günlük daire mi bilmiyorum ben orayı. Ha? Daha önce hiç görmedim.